Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir saç boyama videosu çünkü vakti gelmişti. Şöyle göstereyim, dibim de çıktı ve beni bu yola sürükleyen kişinin fotoğraflarını şimdi paylaşacağım. İlham olduğum fotoğraflar şu şekilde. Yani gördüğünüz gibi gerçekten etkilenmemek, büyülenmemek mümkün değil. Herkesin isteyip de elde edemediği bir renk. Deneyeceğim yani. Aynı olmayacak diye düşünüyorum ama deneyeceğim. Tereddütte de kaldım. Bu kadar açıkken hani yapsam mı yapmasam mı diye. Ama bakır olmadığı için dönülmesi ve akması zor olmaz diye düşündüm. Neticede zeminimiz de bu olduğu için bu birkaç yıkamada zaten yansıyacak. Yani dönmesi kolay diye cesaret ediyorum, öyle diyelim. Ve artık günlük hayatımda lens kullandığım için, şu an gözümde yok bunu söylerken ama lens kullandığım için çok yapay duruyor. Yani hem renkli lens hem boyanmış saç. Bilmiyorum, deneyeceğiz işte. Evde birkaç tane boya buldum. Bu arada arkamdaki kaosu ne olur görmezden gelin. Şu an yeni eve geçtik. Hiçbir mobilyam henüz gelmedi. Haliyle her şey yerlerde. Ama yine de saçımı boyayacağım. Bu arada yarın da iş görüşmem var. İş görüşmesi öncesi böyle bir şey cesaret etmem de bilmiyorum. Artık akıllılık mı, ahmaklık mı göreceğiz. Şimdi evde şunu buldum. Henüz hiç açılmamış bir tüp. 8.1. 9.1 de var ama onu kullanmayacağım. Onun yerine 7.1 de buldum. Coreston'un, bunu kullanacağım. Küllü kumral. 6 volüm oksidan. Çok minik de pembe boyam var. Ondan ekleyeceğim. Çünkü yeşil lensin istemiyorum. Çok azdan kastım da ne kadar diyelim böyle şu kadar koyacağım. Karıştıracağım. Sürme esnasında geri 8 biri açtım. Tamamını kabımı boşaltıyorum. Şimdilik yarım tüp koyacağım. Sonrasında belki arttırırım. Ya da tamamını koyuyorum ya. En azından her yerine eşit dağılır. Bu da tamam. Biraz da pembe. Bu da. Ve göz kararı oksidum. Göz kararı koydum. Şimdi bir karıştıralım. Acaba pembeyi fazla mı koydum diye düşünüyor değilim şu an. Çünkü pembe daha yoğun oldu. Ben bunu karıştırmak çok zor. İyice bir karıştırıp geliyorum. Şu renge bakar mısınız? Oy. Fazla pembe oldu ama artık yapacak bir şey yok, bunu süreceğiz. Şimdi tek bir tane eldivenim var. O yüzden biraz zor olacak ama saçımı bir ayırayım, güzel bir tarayayım. Şöyle de bir ayırma fırçam var. Hızlıca da üstümü değiştirdim. Bu zaten lekeli bir şeydi, atacaktım. Onu kullanacağım o yüzden. Şimdi saçımı ayırıyorum ama ayırmadan bir thumbnail mi alsak? Bir thumbnail alalım. Başlıyorum. Artık bunun dönüşü yok. Artık bunun dönüşü yok. Ay çok gerildim. Evet, ilk etabı yaptık. Buralardan bir daha geçeceğim. Şimdi bütün kafamı yapıp geleceğim. Evet, çok az bir miktar kaldı boyamadığım. Bunu da şimdi yapıyorum.
Evet, tüm saçıma yedirdim. Ve çok bekletmeden yıkayacağım ya. Şuralar bir tutsun. Şuralar hala sarı. Sonrasında yıkayacağım. Gerçekten sonucu çok merak ediyorum. Her yerimde boya yapmış onu. Evet, yıkadım, geldim. Çok heyecanlıyım. Bir tarayayım. Oldu gibi. Şu an kamerada olduğundan koyu gözüküyor. Kamerada gözüktüğü gibi değil aynadan baktığımda. Ne? Hiç ümitli değildim gerçekten. Ama şoktayım şu an. Neyse. Kurutalım. Bir de bir makyaj yapayım. Bu arada her tepkinizi çok merak ediyorum abi. Evet, sonuçla karşınızdayım. Çok şaşkınım. Yani yeşillenmedi. Beklediğimden daha açık oldu. Ama inanmıyorum ya. İnanmıyorum. Koyu renk direkt daha sağlıklı ve parlak gösteriyor. Mutlaka yorumlarını benimle paylaş. Ben beğendim. Ha, ne kadar böyle kalırım bilmiyorum ama bayağı beğendim. Hatta yakın zamanda Hayli'nin ikonik o önden örmeli saçını da yapacağım. Bugün de yapabilirdim ama arkamdaki kaosu görüyorsunuz. Taşımanın ortasındayım. Gerçekten üzerime düzgün giyebilecek, güzel durabilecek bir şey bulamadım. O yüzden onu sonraya bırakıyorum ama mutlaka yapacağım. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir, yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın.